Eğer zamanı durdurmak mümkün olsaydı, başımıza gelen tüm felaketleri önleyebilirdik. Ne kendimizi zora sokacak işlere kalkışır, ne de hileli yollara başvururduk. Hayda, niye giyinmedin sen kuzum ya? Hadi hadi, geç kalıyoruz. Tamam tatlım, geliyorum şimdi. Kudret, ayakta duramıyorum ben tatlım. Ya ne oldu böyle, yoksa hasta falan mı oldun? Ay, ne bileyim hayatım, ayaklarımı üşüttüm herhalde. Karnım nasıl ağrıyor biliyor musun? Sanki taş döküyorum ya. Ben sana bir ağrı kesici getireyim hemen. Yok, iki tane aldım zaten, kesmedi. Bu davete gelmedi, nasıl istiyordu? Of, şu halime bak, ayakta duramıyorum. Ay. Hay Allah ya. Mazeret bildirmek için de çok geç artık. Ay. Gitmesek de çok ayıp olur. Sen yalnız git oğlum. Aa, söylersin, karım rahatsızlandı dersin. Sen kalır mısın anne? Şimdi bir şeye ihtiyacı falan olur. Yok sevgilim, olur mu? Mukaddes anne Makbule yengelere söz verdi. Çok ayıp olur şimdi. Ben zaten yatacağım. Ya, olmaz öyle tek başına. Kalır mısın anne? Kalırdım da. Şimdi yengen hazırlık yapmıştır. Gitmezsem gücenir. Hiç değilse bir saatliğine olsun gitmem lazım. Kusura bakmazsın değil mi kızım? Rica ederim. Lütfen siz gidin. Ben yatacağım zaten şimdi. İyi madem. Vakitlice gidip gelelim bari. Hadi gel sen yat. Tamam canım. Evet. İyice dinlen sen. Tamam canım, sağ ol. Kendine dikkat et. Ne kadar kalabalık. Baksana herkes nasıl da eğleniyor. Ablan da eğlenmiş midir acaba? Babam ve senden başka kimse bunu merak etmiyor artık. Aa. Ya sen... Aa! Var senin burada? Hı? Helva almaya gel, ya şeker, pamuk şekeri almaya geldim ben buraya. Gamze çok seviyor pamuk helvayı. Burası çok iyi yapıyor. Başka bir yerden alınca da dokunuyor midesine. Kalktım buraya geldim, analık yüreği işte. Hadi hadi, yeme beni annem. Bunları takip ediyorsun değil mi? Ha? Sinan'la eski arkadaşını. Hadi be canım sen de. Niye takip edecekmişim ben onları? Ne gülüyorsun be? Yürü git işine Allah aşkına. Sinir etme insanı. Git. Tipsiz. Tüh, yazıklar olsun. Utanmaz şerefsizler. Kudret'in bunun görsünde nasıl bir malla evli olduğunu anlasın. Teyze. Ben biliyordum ama senin ne mal olduğunu. Ben sizi basmaya geldim. Kendi ayağınızla karşıma çıktı değil mi? Teyzeciğim. Biz kötü bir şey yapmadık. Hani, lütfen atın şunu bana verin. Çekil oradan. Hayır efendim, hayır. Bu telefonu Kudret'ime vereceğim ben. O da anlasın sizin ne olduğunuzu. Bakın düşündüğünüz gibi değil. Konuşma. Sapık mısın nesi, peşimden gelme. Şimdi polis çağırın, görürsün gününü. Kötü bir şey yapmıyorduk. Utanmaz seni. Allah'ım bittim ben. Bittim ben. Sevinç Hanım kalkın. Bırak beni. Ben Kudret mi açıklayabilirim? Allah Kudret. Kudret beni mahveder. Allah'ım bittim ben. Bittim. Sen hiç... Git buradan. Mukaddes anne. Mukaddes anne. Seriş Hanım. Allah'ım. Mukaddes anne. Mukaddes anne.
Mukaddes anne. Ölmüş mü? Ölmüş. Mukaddes anne. Ölmüş mü Zeliş Hanım? Git buradan. Git buradan. Zeliş Hanım ama... Git. Git kimse görmeden. Çabuk git buradan. Anneciğim. Anneciğim. Mukaddes anne ne olur cevap ver. Anneciğim sen ne yaptın? Ne yaptın mukaddes anne? Mukaddes anneciğim ne olur cevap ver. Mukaddes anne. Ne olmuş? Ambulans, ambulans çağırın lütfen. Anne. Anneciğim. Yasemin, ne işin var senin burada? Niye? Benim eğlenmeye hakkım yok mu? Size mahsus bir şey mi eğlenmek? Eğlenmeye gelmiş olamaz mıyım ben Luna Park'a? Hayır, var tabii canım. Niye olmasın? Yasemin doğru söyle. Yoksa sen Jülde ile beni mi takip ettin? Sen niye havaya giriyorsun ya? Ben seni niye takip edeyim? Niçin? Hangi amaçla? Eğlenmeye geldim ben buraya. Sen sevgilinle nasıl eğlenmeye geldin? Kendi halinde basit bir kadın Luna Park'a gelemez mi? İlla böyle topuklu ip süslenmek mi lazım? Sevgiliyle kol kola gezmek mi lazım? Sen beni zerre kadar ilgilendirmiyorsun. Ya. Zerre. Ben Emel'le kız kıza eğlenmeye geldim buraya. En doğal hakkım benim. Ben de kendi halinde basit bir kadınım. İyi eğlenceler size. Gönlünüzce eğlenin. Canınız nasıl istiyorsa biz öyle yapacağız çünkü. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. O kadın kim? O kadın... İnanmıyorum ya. Bir daha asla aşık olmayacaksın sanırdım. Ama yanılmışım. Geçmişini ve sırlarını düşününce... Yazık. Çok acıdım. Niye? Neye bulaştığını farkında mı bari? Senin kim olduğunu biliyor mu? Hı? Hayır. Hakkımda hiçbir şey bilmiyor. Hatta benim elektrik mühendisi olduğumu sanıyor. Bak şuna bak ya. Şuna bak şuna. Şuna bak topuklu baykuşa bak. Dalga geçiyor benimle ya. Bana gülüyor ya. Dalga geçiyor benimle. Yalnız morarttın kolumu ha çaktırmadan. Tut şunu bir tut şunu. Şunu tut. Tut. Çekil çekil şöyle çekil. Çekil çekil dur. Yasemin. Kız. Yasemin duyuyor musun beni? Kalkabilecek misin Yasemin? Yasemin, şöyle bir durun. Ah. Nasılsın? Ah. İyi misin? Ah, ne oldu burama? Ne olacak kız? Geldim bir yaşımla, saçma sapan vurdun şuna. Sonuç bu işte, Mortingen. Kız Yasemin, vallahi şahtır şahmaz oldun ha. Bir sus ya, bir sus. Ayağa kalkabilecek misin Yasemin? Kalkacağım. Hadi bir dene. Kalk hadi, yok bir şey, hadi. Bak bir hastaneye gidelim mi? Bronkiyen çeksinler. Çok kötü şartın ama. Yok. Ah, acıyor sadece. Yok.
küçük bir şey. Ben bir yerden buz bulayım o zaman. Tamam mı? Şey, affedersiniz, bir şey soracağım da size. Siz Sinan Bey'in nesi buluyorsunuz Allah aşkına? Eski bir arkadaşı. Eski bir arkadaşı. Sen de Yasemin'sin değil mi? Sinan çok bahsetti senden. Özel bir arkadaşı olarak. Ben Jülide. Özel biri mi dedi benimle ilgili? Öyle mi dedi? Yasemin. Memnun oldum. Özel biriymiş. Ne kadar zamandır birliktesiniz? Yok canım, biz birlikte değiliz onunla. Biz birlikte olmadık. Yani biz görüştük. Buluştuk. Konuştuk. Komşuyuz biz onunla. Sevindim. Ağırdan almak her zaman iyidir. Yani Sinan dürüsttür, duyguludur ama kim olduğunu öğrenmeden kalbin kaptırma olur mu? Şuraya bastıracağım biraz. Dayanabildiğin kadar kalsın ama. Ya inat etmesen de bir hastaneye gitsek işte. Özelmiş. Özel. Kapıcının kenarı şapşal. Ay! Aha! İyi misiniz? Ay, iyiyim, çok teşekkürler. Arkadaşınız nasıl? Arkadaşım mı? Kazayı gördüm. Yumruğu fenaydı. Aa, aman canım. Kalın kafalıdır o şapşal. Ona hiçbir şeycik olmaz. Numara yapıyor. Sizin kadar dayanıklı olmadığı kesin. Atış yaparken gördüm sizi. Erkeklere taş çıkarıyordunuz doğrusu. Ay öyleyimdir. Yani fiziğim yerinde olduğu kadar gücüm kuvvetim de yerindedir. Hamdolsun. Kadın dediğin sizin gibi olmalı. Kara kuru netameli değil. Öyle mi? Çok teşekkürler. De şey, ben birazcık sıkıştım da. Yani üzerine zafiyet, tuvalete gitmem lazım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Adam kadından anlıyor tabii. Ölecek. Nerede kaldı bu ambulans? Fazla yaklaşma arkadaş. Açılalım da hava alsın. Ne yapayım? Arayan soran var mı? Ne oldu ambulanstan bir malumatınız? Ne oldu Nermin? Zeliş'in kayınvalidesi. Siz onu yalnız bırakmayın. Ben Behçet'e haber vereyim. Telefonu da almamışım. Ay. Sonunda evin yolunu bulabildin. Ya kazanın sesini duydum. Kerem. Kerem. Oğlum senin neyin var? Kerem. Oğlum. Kerem. Anne. Kadına ben çarptım. Birden önüme çıktı. Kerem, ne yaptın sen? Görünmez kaza dedikleri bu olsa gerek değil mi? İyi ki gözüne gelmedi. Evet, kazaların çoğu için görünmez der ve her sabah kazasız belasız bir güne uyandığımızı sanırız.
hayata dayanmamızı sağlayan bu boş güvendir. Oysa koptu kopacak incecik bir pamuk ipliğiyle bağlıyız hayata. Başımıza neler geleceğini bilememenin huzursuzluğudur aslında bizleri birbirimize kenetleyen en gerçek duygu. Bağlılıklar en korkunç olaylarda sınanır. Aileler de öyle. Tepemde dolanıp durma, otur şöyle. Ne yapacağım ben şimdi? Ya öldüyse? Bunu ona çarpmadan önce düşünecektin. Ya birden önüme atladı. Sus! Leş gibi alkol kokuyorsun zaten, serseri! Sadece bir tane. Bak hala konuşuyor, hala! Şimdi abimi hapse mi atacaklar? Ne hapsi be? Ya benim bir suçum yok, kadın birden önüme atladı. Oğlum, hem alkollüsün hem ehliyetin yok. Tam vurdu kaçtı. Seni hapse atmayıp da ne yapacaklar ha? Eğer kadının başına bir şey gelirse, ölürse cinayet sayılır bu. Duydurma beni! Cinayet! Nermin'in içinde Allah korkusu vardı. Onu yalandan da, hak yemekten de uzak tutan bu korkuydu. Uyanmış mı? Konuşmuş mu? Bir şey söylemiş mi? Yok. Hala baygın. Saklama ne olursun. Ne zaman uyanırmış? Ne zaman konuşurmuş? Zeliş. Kayınvalidenin durumu pek iyi değil. Çok mu kırığı var? O da var da. Asıl mesele o değil. Asıl beyin sarsıntısı geçirmiş. Yani? Ayılıp ayılmayacağı pek belli değil Zeliş. Kadriye teyze yazdı mı? Çocukları yiymiş. Olanlar uyumuş da Necla hala ağlıyormuş. Ya işte tabii. Acıktı o çünkü. Çok acıktı o çünkü. Şey yapalım, şöyle yapalım. Sen git, eve git. Necla'yı besle. Ben şimdi Kudret gelsin, peşinden eve geleyim. Sen bir şey söyleyeceğim. Lütfen daha fazla beklemeyin. İkiniz de evinize gidin. Çünkü şimdi Kudret gelir. Ay yok canım, olur muyum şöyle şey? Ben seni hastanede tek başına bir başına bırakır mıyım? Ne oluyor öyle yabancılar gibi? Yok öyle şey. Ömer gider, ben peşinden giderim. Annem nerede? Hangi odada? Sevgilim, kimseyi almıyorlar yanına. Ya ne demek almıyorlar? Oğluyum ben onun be. Yoğun bakımda. Yanına almıyorlar. Usul böyle Kudret. Yoğun bakımda mı? Çok mu kötü? Beyin sarsıntısı geçirmiş. Ne? Ne oldu? Ne zaman oldu? Anlatsana Zeliş. Ya bir çarpma sesi duydum. Bir gürültü, bir çığlık. Dışarıya fırladım. Bir baktım Mukaddes anne. Orada yatıyor öyle. Yengenlere gitti sanıyordum ben de. Canım annem ya. Sen hastasın diye eve erken gidelim demiştin. Onu orada yolda öyle kanlar içinde görünce öyle fena oldum ki anlatamam sana. Biliyorum hayatım. Biliyorum. Daha geçenlerde Zeliş benim gelinim değil, kızım demişti. Aynen.
Neredesin sen ayol? Telefonunu çaldırdım duymadın. Ay başına bir şey geldi sandım vallahi Elif. Duymamışım, uyuyakalmışım ya. Aa, sizin okulda olmanız gerekmiyor mu? Nasıl yani? Hatırlamıyor musun? E bugün erken bitiyor çocukların okulu. Yani okulun önünde bekleşip durmuş garipler, yetimler gibi. Ay unutmuşum. Valla Seme gibi uyumuşum ha. Elif, sen iyi misin? Necla mı ağlıyor? Necla mı ağlıyor? Necla ağlıyor. Necla. Bakar mısınız? İyi günler. Sinan Bey anahtarını bana bıraktı. Siz az bekleyin, ben getiriyorum anahtarı. Peki efendim. Bekleyin ama beni, tamam? Dolabın önünde otlanma oğlum. Yemek hazırlıyorum, şimdi yiyeceğiz. Kıtlıktan çıkmış gibisin. Aslında seni anlıyorum. Çarptığın kadıncağızı düşünüp içleniyorsun. Kendini yemeğe verdin. Ama bu çare değil ki oğlum. Büyüklerimiz ne demiş? İçten bir dua edip pişmanlığını gösterirsen Allah seni affedermiş. İçine atma oğlum. Sıkma anne ya, üzgün falan değilim ben. Tabii erkek adam derdini içine atar söylemez diyorsun ama... Yo. Basma ya, üzgün değilim o kadar. Yani üzgünüm de motor için üzgünüm. Daha ben onunla okula gidip hava atacaktım millete ki. Nasıl? Sen ne söylediğinin farkında mısın Kerem? O kadıncağız, çarptığın kadıncağız hastanede canıyla cebelleşiyor. Sen motordan söz ediyorsun. E ne yapalım yani, o da yolun ortasına atlamasaydı tavşan gibi. Bunak işte, ne olacak? Doğru konuş, doğru konuş. Kudret abinle Zeliş ablanı görmedin mi hastanede, ne kadar perişandılar? Hiç mi dokunmadı sana bu? E sen kendin söyledin, kadın yaşlı diye. Yaş 70, iş bitmiş. Oysa ben daha gencim, önümde upuzun bir hayat var. Hem ben o motorla daha tatile bile giderdim. Seni doğuracağıma taş doğursaydım keşke. Anne amma uzattın ya. O mukaddes teyze midir nedir? Yaşasa ne olacak, yaşamasa ne olacak? Evde oturup ölümü bekleyecek öyle. Allah'ın biçtiği ömrü sen mi sorgulayacaksın oğlum? Anlaşıldı, bir televizyon izlettirmeyeceksin. Kerem. Yüreğinde, içinde şu kadarcık olsun bir vicdan azabı taşımıyor musun sen evladım? Ya sen niye elle de benim bir şeyler hissetmemi istiyorsun ki? Çünkü senin bir canavar olmadığını bilmek istiyorum evladım. Ya öyle olsam ne yazar? Kerem. Seni polise vermemem için bana bir tek neden söyle. Ha? Beni sen doğurdun. Yetmez mi? Beni polise verirsen asıl canavar sen olursun. Dikkatli çalışın Allah aşkına ya. Şu ortalığın haline bakın. Çamurlu ayaklarınızla girmişsiniz el alemin evine. Abla biz geldiğimizde zaten her yer böyleydi. Nasıl böyleydi ya? Beş parmak iziniz var. İnsan kesmişler sanki banyoda.
Tamam Laura, işimiz bitti. Sorun çıkarmaz değil mi bu bize? Yok yok, çıkarmaz. Abla şuraya bir imza alabilir miyiz? Alabilirsin de yani ayıp olmuyor mu ya? Evinize böyle çamurlu ayaklarla mı giriyorsunuz Allah aşkına? El insaf ya. Emanet diye aldık evi, pişman ettiniz. Güle güle kullanın. Allah razı olsun. İyi günler. İyi günler size de. Şu banyonun haline bak ya. Şunları göndereyim de temizleyeyim. Ya sanırsın ilk insanlar girmiş. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Sana söylemedim mi buralarda dolanma diye? Hadi çabuk söyle ne söyleyeceksen. Ben bir karar verdim Zeliş Hanım. Gidip Kudret Bey'e her şeyi anlatacağım. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Ona sizin hiçbir suçunuz olmadığını söyleyeceğim. Çünkü ben sizin üzülmenize dayanamıyorum. Saçma sapan konuşma Levent lütfen. Dün bana vicdan azabı çekmememi söylemiştiniz. Ama ben dün gece hiç uyuyamadım. Ne diyorsun sen ya? Artık ne olacaksa olsun diyorum. Kayınvalidenizden önce Kudret Bey'e her şeyi anlatacağım. Toplantıyı bırak, hemen eve gel. Hayır çocuklara bir şey olmadı. Yok bana da bir şey olmadı. Yani oldu da. Ay susun, telefonla konuşuyorum. Yok beni dinlemiyor, bunlar hiç dinlemiyor. Ben artık hakim olamıyorum bunlara, ben delirmek üzereyim Ömer. Vallahi delirmek üzereyim, gel bana yardım et çabuk ne olur. Beni seviyorsun, hemen gel Ömer. Tamam. Tamam. Ne zaman bitecek toplantı? Ne? İki gün mü? Yarın akşam gel. Tamam, 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 tamam. Tamam, sen işten kovulursan daha kötü yanarız, tamam. Tamam, Ömer, tamam, tamam. Yeter diyorum, deliriyorum, anlamıyor musunuz? Susun artık be! Yorum.
Götürmüş. Yoksa sakladı mı? Nereye koymuştur? Vallahi da buraya koymuş. Sinan dürüsttür, duyguludur ama kim olduğunu öğrenmeden kalbin kaptırma olur mu? Sinan sen kimsin? Kimsin sen? Hayat kararlarımızdan ibaret. Doğru, yanlış, erken ya da geç alınmış kararlar. Vicdanımızın hiç susmayan sesi bizi doğru kararlar almaya zorlar. Ancak doğru kararları uygulamak o kadar da kolay değildir. Hepimizin cinnet anları olur. Bizi ölümcül kararlardan sevdiklerimizin küçücük bir tebessümü vazgeçirir. En tehlikeli kararlarsa üzerinde yeterince düşünmeden verdiklerimizdir. Dönüşü olmayan bir yola sokarlar bizi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.